resim olan yere rahmet meleği girmez. Bunu dedi, ben anlayamadım. Şimdi evlerde resimler var. Ha. Evlerimizi dinimizin bildirdiğine göre dizayn edeceğiz. Yoksa kendimiz dizayn edip yani İslamiyet'i yaptığımıza uydurmayacağız. Biz İslamiyet'e uyacağız. Resimden murat nedir? Resimden murat canlı resmi, insan ve hayvan resmi. Tabiat resmi değil, ağaç resmi değil, nebatat resimleri değil. Kuş, diğer hayvanlar, insan. Bunların bulunduğu yere rahmet meleği girmez. Ama efendim biz işte bulunmak mecburiyetindeyiz. Zaten yani anamın, babamın, dedemin, ninemin resmini yukarıya asmak o da uygun değildir buyuruluyor kitaplarda. Albümde saklarsın, o ayrı mesele. Peki ne yapacağız falan, işte bizim böyle bir adetimiz vardı. Ha, yanlış olan adetlerimizi İslamiyet men ediyorsa onu kaldıracağız. Yani İslamiyet'e uyacağız. İslamiyet'i kendimize uydurmayacağız. Bu önemli. Ama efendim bizim burada da alışkanlık, şimdi el alem ne der? Ne derse desin bizi ilgilendirmez ki. İslamiyet ne der? Allah-u Teala ne der diye soracağız. Yani bize birisi dese ki İslamiyet'e uyduğumuz zaman, ya herkes seni kınıyor. Herkesin kınaması değil. Allah-u Teala'nın kınaması önemli. Allah-u Teala'nın aynı şekilde azarlaması önemli. Veyahut da azap etmesi önemli. Başkasınınki değil. Bunu düşünemediğimiz, daha doğrusu altyapımız olmadığı için orada zorlanıyoruz. Halbuki Eshab-ı Kiram niye üstündü? Bunların örf ve adetleri yok muydu? Cahiliye döneminde, yani İslamiyet'i öğrenmeden önce putperestken, müşrikken bunların kendilerine göre birçok adetleri vardı. Ama İslamiyet gelince o adetlerin hepsini, İslamiyet ne emrettiyse onları silip silip attılar. Onun için insanlar yüksek oldular. Yoksa yani İslamiyet'e uymadıktan sonra hangi milletten olursan ol, ister Arap ol, ister Türk ol, ister Farslı ol, Kürt ol, İngiliz ol, ne olursa ol, bir kıymet ifade etmez. Bir kıymet ifade etmez. Allah-u Teala indinde Türk'ün de, Kürt'ün de, İngiliz'in de, Rus'un da, Bengaldeşlisinin de, Arabının da bir üstünlüğü yok. Çünkü hepsini yaratan Cenab-ı Hak. Hepsi Adem Aleyhisselam'ın evladı bunların. Birinin diğerine herhangi bir üstünlüğü söz konusu değil. Ama efendim işte yaratılırken işte hani idareci falan filan, ne olur? Cenab-ı Hak o özellikle yaratmıştır. Olabilir. İngiliz'de de var bu özellik. Fransız'da da var. Rus'ta da var. Japon'da da var. Çin'de de var. Eğer şey yapacak olursan bu özellikler, yani sadece belli bir millete mahsus değil ki. Bunların hepsi Adem Aleyhisselam'ın çocuklarım tabii. Allah-u Teala'nın kulu mu? Evet. Allah-u Teala'nın kulu. Üstünlük ırkta değil. Ya Allah-u Teala'ya tabi olmakta. Allah-u Teala'ya itaatte. Bir zamanlar mesela Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam, bu insanlar Peygamber Efendimiz'e tam tabi oldu. Arap Yarımadası Gülistanlık oldu. Şimdi mesela Peygamber Efendimiz'e tabi değil oradakiler. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerinden gelse kabrini kaldıracaklar. Atacaklar yani. Haşa, öldü leş oldu, duymaz, işitme, görmez diye itikad ediyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kıymet ve değer verdikleri de yok. Böyle insanlar aziz olur mu? Ama kavmiyetçi. Arap ırkını aynı şekilde kendilerine göre aziz bilir, dinlenebilir falan filan. Bir kıymet ifade etmez. Eshab-ı Kiram Aleyhisselatü Efendilerimiz dünyayı fethe çıktı. Hangi hususiyetlerinden dolayı? Allah-u Teala iman etme, Peygamber Efendimiz'e tam tabi olma hususiyetleri sebebiyleydi. Peki şimdikiler yerlerde sürünüyor. Yerlerde sürünüyor. Dolayısıyla efendim geç aynı şekilde, bizim de aynı şekilde. Efendim Türk milleti. Türk milletini millet yapan aynı şekilde İslamiyet olmuştur. Ona kalsa Macarlar da Türktür. Finler de Türktür. Onlar da Türktür. Ama Hristiyan. Hiçbir kıymet harbiyeleri olmadı. Hiçbir kıymet harbiyeleri olmadı. Varlıklar aynı şekilde olmadı. Türkiye'de Anadolu topraklarında yaşayana bakın. Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Tatar'ı kim olursa olsun. Müslümansan sevgili. Değilse bir kıymet ifade etmiyor. Öldüğü zaman aynı şekilde eş olup gidecek. Yazık, günah değil mi? Hangi milletten olsun, ırkın ne olursa olma. İslamiyet'e uyuyor musun, uymuyor musun? Ha, nereden geldi? Efendim işte bizim dedi evimizde resimler var. Ne yapacağız bunu? Atacağız. Kaldıracağız. Atılacaksa atılacak. Kaldırılacak. Kaldırılıp aynı şekilde bunları kendimize göre bir şeyler yaparız. Albümler yaparız. Onlara koruruz. Onları dolaplara koruruz. Efendim gazete falan gelir. Tamam canım. Bize de gelir gazete. Bizim eve girmez mi? Girer. Akşam olunca aynı şekilde biz bunların hepsini kapatıyoruz. Ya kapalı bir dolaba koyuyoruz ya da üstüne bir örtü örtüyoruz. Hele
Mesela çocuk odalarında, çocuk odalarında yani anne babalar, çocuğu olan anne babalara hasreten çocuğu aynı şekilde korumasız bırakmayın. Bir bakıyorsun bir sürü yok efendim işte kelebek resmi bilmem ne resmi çocuğa güye şey olacak falan. Yorganına bilmem nesine duvarlara her tarafa aynı şekilde dolduruyor. Ya rahmet meleği girmez buyuruyor hadis-i şerifte. Açık net o. Cünüp, köpek ve resim bulunan odaya rahmet meleği girmez. Rahmet meleği cinlerden ve benzeri şeylerden insanları korur buyuruyor. Ve sen otomatik olarak aynı şekilde şey yapıyorsun. Mani mi oluyorsun? Korumayı kaldırıyorsun. Korumayı kaldırıyorsun. Dolayısıyla onu kaldırmak lazım. Kaldırmak lazım tabii. Doğru mu? Doğru tabii.